Peki DM'lerine mi hiç bakar mısın? Hep bakarım bu arada. Hep bakarım fix. Ve rüyamda kraliçeyi gördüm. Kraliçe de bana diyor ki yavrum ben senin nenen sayılırım. Yaz bana. Yaz abi yaz yani. Yaşam da bitti falan hani öyle. En sık kullandığım emoji olup içimde patlıyor o şey falan hani asla bir dokunamamak, bir hasret giderememek falan birazcık zor oluyor açıkçası. Çirkefleşip abi bu beste 3 asla falan dediğimde bir anda biz seni tanıyoruz dediğinde şey alıyorum. He falan alıyorum. Sinema salonunda gidip aslında şeyi özledim. Humharca mısır yiyip kola içmeyi falan özledim. Şu saçımı toplarım buradan. Otun hadi oynayalım falan hani neşe oluyorlar. Bu kız bir şey olur. Yok ya o asla olamaz falan deyip geçiyorlar. Ben ilahi falan. Bazen hiç tanımıyorlar da çok kötü oluyor. Falan diyor işte hani her şey hani biçim yok falan hani. Hayda abicim olmaz falan gibi. Hemen ben şaka olduğunu anlamışım. Hani şaka şaka. Ben çok çirkefim. Çok çirkefim. Aslında benim yeme ihtiyacım yok çünkü ben çiğ her şeyi yiyorum. Annemle babamlar benim istemediğim bir şey yaptığında kafam dan 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 yere vuruyormuşum. Ben hiçbir reaksiyon alamıyormuşum. Bir Başka TV'den herkese merhaba. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai'nin yarını İlay Erkök yanımızda. İlay hoş geldin, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Seni sormalı, sen ben nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yeni normal nasıl gidiyor? Alışabildin mi? Yeni normal nasıl gidiyor? Alıştım. Sadece maskeli hayata pek alışamıyorum ve biz birazcık özellikle Türk insanları hani tensel temasla, vücut diliyle çok konuşan insanlarız. Bu yüzden benim için çok zor oluyor çünkü olup içimde patlıyor o şey falan hani asla bir dokunamamak, bir hasret giderememek falan birazcık zor oluyor açıkçası. Ve tabii ki dediğim gibi maskeler özellikle şu sıcak havada evet. Çok çok zor. Peki yeni normal demişken karantinadan en önemli çıkarımın ne oldu senin? En önemli çıkarım şu oldu aslında. Bazen sevdiğimiz şeylerin kıymetini unutabiliyoruz. Sonuçta bir gün sonra hep yanımızda sandığımız insanların aslında hayatının ne kadar kısa olduğunu tekrardan hatırlatıyor. Ve başta sağlığımız olmak üzere değer verdiğimiz ailemiz, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın kıymetini bilmemiz ve imkanımız her oldukça da bir şekilde onlara sarılıp onlara duygularımızı dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Karantinadan devam edelim. Karantinada en çok özlediğin şey ne oldu? Bu işte yakınlarına sarılmak dışında böyle bir etkinlik olabilir, bir sosyal aktivite. Şöyle bir şey, halay çekmek diyorum. Yani şöyle, aslında ben arkadaş ortamımla yani birlikte bir şeyler yapabilmek, bu dışarıda piknik yapmaktan tutun, hani vakit geçirebilmek, kalabalık bir ortamda olabilmeyi aslında çok özledim. Bunları şu an yapamıyoruz. O yüzden de ya da şu aslında kendi özgürlüğümüzü kısıtlayıcı hiçbir şey olmadan hani özgürlüğüme çok düşkün bir insandır. Özgürlüğümün kısıtlanmadığı bir zamanı çok özledim herhangi bir konuda. Hercai'nin çekimlerine de ara verildi tabii ki bu süreçte. Çekimlere yeniden ne zaman başlayacaksınız ve Yaren'i özledin mi? Yaren'i ilk günkü gibi hem seviyorum hem özlüyorum demişim. Şöyle bir şey, çekimlerimiz Ağustos'un ilk haftası gibi başlayacak ya da ikinci haftası gibi düşünülüyor. Yaren'i tabii ki özledim çünkü Yaren değişik bir kız, gelgitleri olan bir kız. Şu anki gerçek İlay o kadar stabil bir hayat yaşıyor ki aksiyonsuz. O yüzden de tabii ki özledim onun bir renkli kişiliğini. Yaren bugüne kadar oynadığın dizilerdeki karakterlerden çok farklı bir karakter aslında. Bu kadar kötülük barındıran bir karakteri oynamakta başlarda bir zorluk çektin mi? Aslında evet çünkü bu kadar da bir insan kötü olmaz dediğim çok fazla sahneler oldu Yaren'in. Ama bu aslında birazcık da bana renk de kattığını düşünüyorum. Çünkü ben ilk defa dram işinde bu kadar ağır bir dram yani dram dizisi çekiyorum. Bu yüzden benim için çok önemli bir yeri var. Yaren'le İlay'ın bir şeyini söyleyemem tabii ki ikisi çok farklı karakter ama herkes ağlarken, herkes gülerken Yaren tam tersini yapıyor. O da ona kendi renkli kişiliğini katıyor ve her gün şöyle uyanıyorum aslında senaryoyu hazırlanırken veya sete gideceğim zaman. Bakalım bugün Yaren ne yapacak? Çünkü bir bölüm sonrasının ne yapacağı o kadar belli değil ki çok tutarsız. Kendi içinde bir tutarı var ama genel olarak tutarsız. Seviyorum böyle bir karakteri de oynamayı açıkçası. Az önce Yaren'le İlay çok farklı karakterler dedin ama ikisinin böyle ortak özelliği var mıdır? Var. Abileri var. şöyle bir şey, bunu hep söylüyorum. Yaren de, İlay da bir inandığı bir doğru varsa bunun için savaşmayı, mücadele etmeyi seven bir iki kadınlar bence ayrı ayrı.
Bu yüzden de benim için de ortak özelliklerinden bunu söyleyebilirim. Yani inandığı şey uğruna her şeyi yapabilecek bir karakter. Mardin'de nasıl zaman geçiriyorsun? Yani Mardin'in en çok nesini sevdin mesela? Mardin'in aslında tabii ki en çok sevdiğim şey yemekleri. Ama sonra ikinci en çok sevdiğim şey insanları, çok misafirperverler. İlk gittiğim gibi herkes bize kapısını açtı. İnanılmaz orada kalmamı ve hala şu an burada olmama rağmen Mardin'i özleyebilmemin en büyük sebebi o insanların misafirperverliği ve sıcakkanlılığı açıkçası. Sanki kendi memleketimmiş gibi davranmaları bence çok güzel bir şey. Bir de tabii ki onların müthiş kültürleri, hiç geldiğimi bilmiyorum ama muhakkak gelip görmen gereken tarihi özellikleri var. Herkesin görmesi gerekiyor bence. Hercai dışında yeni projeler var mı önümüzde? Projeler var ama şu pandemi süreciyle ertelenmeler oldu. Biz iptal etmek istedik, daha sağlıklı, daha en azından kendimizle temkinli olmak istediğimiz için iptal ettiğimiz projeler oldu. Sahip olduğun ünden memnun musun? Hani dezavantajları senin için neler bu ünü? Dezavantajı şu, ben pazara gitmeyi çok severim, pazarlara yani. Ve orada çirkefleşip, abi bu beste 3 asla falan dediğimde bir anda biz seni tanıyoruz dediğinde şey alıyorum. falan anlarım. Çünkü hani orada çirkefleşemiyorum. Yani hemen böyle şey yapmaya çalışıyorum. Yani çünkü şöyle bir şey. Bu da bizim kültürümüzde olan bir şey. Beşte biz muhakkak üç anlaşmaya çalışıp 4,5 veren bir zihniyetiz yani. O yüzden de ben öyle iletişimleri çok seviyorum. Ama bazen tanıdıklarında o kendi halim yapamamak birazcık kötü oluyor. Veya ne bileyim bazen herhangi sergilediğim bir davranışı karşı taraf hiç bilmiyor. Yani beni hiç tanımayan bir insan uzaktan gördüğü kadarıyla beni eleştirdiği zaman tabii ki bu da hoşuma gitmiyor. Çünkü işte hepsi aynı, hani evet, ünlü değil mi falan. Bunlar beni üzüyor açıkçası. Ama yoksa memnunluk veya bir şey değil ama hani tabii ki bunun iyi yani avantajı ve dezavantajı da tabii ki hayatımda var. Şimdi işi gücü konuştuk. Seni araştırırken çok böyle ilgimi cezbeden bir olaya rast geldim. Rüyanda Kraliçe Elizabeth'i görüyorsun. İskoçya Kraliyet Akademisi'nde öğrenim görüyorsun. Öğrenim görmeden önce zaten böyle bir aksaklık oluyor. Onun sonucunda Elizabeth'i görüp mektup yazıyorsun. Evet. Bu olayı bize anlatabilir misin? Şöyle ben işte İngiltere'ye gitmek istiyorum. Burs alıyorum. Daha doğrusu burs almadan önce İngiltere zaten benim için çok önemli bir yer. Tiyatro açısından çok önemli ve öyle bir yerde eğitim görmek çok istiyorum. Fakat okul kredi sistemimiz tutmuyor Türkiye ile İngiltere ve bundan dolayı da açıkçası ben gidemeyeceğimi öğreniyorum İngiltere'ye. Fakat sınavlara girmişim, hani dil sınavına girmişim, yetenek sınavına uzaktan girmişim, her şeyi yapmışım ama hani sona gelemiyorum. Ben de rüyamda yani gece yattım ve rüyamda kraliçeyi gördüm. Kraliçe de bana diyor ki yavrum ben senin nenen sayılırım, yaz bana. Yaz abi yaz yani. Sonra ben de uyandığımda bunun çok normal bir şey olduğunu düşünüyorum tabii ki ve sabah bir pazar sabahı annemlere diyorum ki ben kraliçeye mektup yazacağım. Benim ailemde hiç şey değildir yani nasıl kraliçe mi falan demez. Çok mantıklı diyorlar hani, hani uzaya çıkacağım yarın desem ona da inanırlar. Hani şey arkamda hep destekçimdir, en büyük destekçim onlar. Sonra diyorlar ki tamam peki bunu nasıl yapabiliriz? Sadece ne yapabiliriz, ne yolla yapabiliriz modundalar. Abimin İngilizcesi benden çok daha iyi. Bir de İngiliz bir hocam vardı. Prosedürü biliyor nasıl yazılması gerektiğini. Biz hep birlikte bir yazı yazdık, yolladık ama hiçbir zaman ben o mektuptan bir geri dönüş alacağımı düşünerek yazmadım. Sadece ben yazmış olayım, ben elimden geleni yapayım diye yaptığım bir şeydi. Ve cevabı aldım. Bir de çok kısa bir süre içinde galiba. Evet, bir hafta 15 gün içerisinde almış oldum. Ve sonra da gitmiş oldum oraya. İnanılmaz bir deneyim yaşadım ama aslında en güzel deneyimi... Aslında kraliçeye mektup yazdığım gün yaşamış oldum. Çünkü hiçbir şeyin imkansız olmadığını bu hayatta anlamış oldum. Ki İskoçya'da yaşadığın, unutamadığın, seni şaşırtan bir olay yaşadın mı? Şöyle aslında bir sürü yaşadığım var. Fakat bir tanesi şudur. İşte bir gün evde oturuyorum. Bir anda tüm penceremin önünde herkes böyle panikle yani gördüğüm kadarıyla panikle böyle dışarı çıkmış bir yere koşturuyorlar. Ben de deprem oluyor, bir şey oluyor herhalde dedim. Ya da hani... Göktaşı falan düşecek ve herkes bir yere kaçıyor. Ben de çıktım gayri ihtiyari. Böyle arkalarından gidiyorum. Herkese hani sormaya çalışıyorum ne oldu falan böyle. Kimse bir şey demeden koşuyor falan. Sadece güneş açacakmış. Bir iki bulut arasından bir güneş gözüküp gidecekmiş. O kadar güneşe hasretler ki. Bu yüzden de onu o 5 saniye izlemek için oradalarmış. O benim için biraz şey olmuştu abi şaka mı bu? Hani o kadar yürüdüm buraya olmuştum. Bir de... şeydir herhalde ben işte dediğim gibi sakatat çok seviyorum. Türk mahallesi bulmuştum. Oradan işkembe çorbası alıp işkembe çorbası yapmıştım. Normalde sakatat yani işkembe çorbası falan yani yasal değil orada.
Bir de sınıf arkadaşlarıma içirmiştim böyle. Tabii onlar da bu kadar sirkeli ve sarımsaklı bir şey yemeye alışkın değillermiş. Hepsi bir mide fesatlığı geçirmişlerdi. Biraz değişik bir deneyim olmuştu benim için. Çünkü inşallah ölmezler falan hani bir Türk ağır olarak gelmez. Aynen bu sorumluluğu alabilecek boyutta değildim yani. Sosyal medyana baktığımızda çok böyle eğlenceli, deli dolu bir İlay görüyoruz. İlay kendi kişisel hayatında neler yapar? Bir günü nasıl geçer İlay'ın? Normalde İlay'ın bir günü hani genelde hani şu süreçten dolayı birazcık daha aynı geçiyor. Bir de ben şu an fizyoterapiste gidiyorum. Dizimle ilgili işte güçlendirme hareketleri yapıyorum. Teşekkür ederim. Erkek Fatma olduğum için menisküsümü yırtmıştım. Sağ olsun hocalarım da şu an bana güçlendirme hareketleri yaptırtıyorlar. Genelde günüm şöyle geçiyor. Sabah erken kalkıyorum haliyle. Tedaviye gidiyorum. Tedaviden sonra Bağdat Caddesi'nde tedavim. Oradan yürüyerek dönmeyi çok seviyorum. Bir de ben insanlarla yani sosyal insanlarla iletişime geçtiğim zaman çok enerjim de yerine geliyor. Kendimi buluyorum açıkçası. İnsan görmek, kalabalık insanlar görmek dışarıda beni mutlu ediyor o caddede yürürken. Sonra bir arkadaşımın dondurmacı yeri var. Oraya gidip dondurmamı yiyorum, bir enerji patlaması yaşayıp öyle eve geçerim. Aslında günüm böyle. Ya ailemle sonra film izliyorum. Ya işte iskambil kağıdı okey falan oynuyoruz evde. Ya da kendi arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Bu pandemi süreci biraz rahatlayınca aslında daha çok insanlar da kendini dışarıya atıyor. Akşamları dışarıda olmak istiyor. Hani en azından bir deniz kenarının orada bir oturayım istiyor. Genelde böyle şeyler yapıyorum. Şimdi ilgi alanların hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayacak böyle birkaç sorum var sana. Sevdiğin, ilgiyle takip ettiğin yönetmenler kimler? Türk olur, yabancı olur. Aslında şöyle bir şey. Ben Pedro Almodovar'ı çok severim. Çünkü bunun sebebi de aslında filmlerinin hiçbirinde kesin şöyle olacak deyip aslında o sonucu hiçbir zaman bulamaman, ters köşe yapmasını çok severim. Fatih Akın'ı çok severim. Ya aslında sayabileceğim bir sürü yönetmen var. İşte Nuri Bilge Ceylan'ı da tabii ki severim. Zeki Demirkubuz'u hani tabii ki Türklerden gitmek gerekirse böyle gittim. Başka bu arada ben Tarantino hayranıyımdır. Tarantino ile çalışmak çok severim. Tim Burton'la çok çalışmak isterim. Tabii ki eleştirdiğim zamanlar olsa da Woody Allen'ın da filmlerini çok severim gibi aslında yönetmenler söyleyebilirim sana. Aslında bir sürü var ama hepsini saymak da bana çok doğru gelmiyor. Şeyden dolayı doğru gelmiyor. Hani aslında hepsi işte evet, aslında. Evet. Karantinada neler izledin? Yani tavsiye edebileceğim böyle bir dizidir, filmdir var mı bize? Karantinada ne izledim? Yani karantina sürecim aslında benim birazcık daha böyle evet filmler çok izleyerek geçti ama hani çok etkilendiğim değil ama ben şöyleyimdir biraz. Geçmişimde izlediğim ve etkilendiğim filmleri tekrar tekrar izleyebiliyorum. Tekrardan şunu söyle, Piyanist çok güzel bir filmdi. Piyanist'i öneririm tekrardan. Çok sevdiğim bir film, dizi daha doğrusu önerebilirim. Game of Thrones ve Peaky Blinders tabii ki. Birazcık İngiltere tarihini de çok severim. Crown'u önerebilirim. Uzun soluklu oldukları için aslında bunları da öneriyorum. Başka film ne önerebilirim diye düşünüyorum. Tabii ki ben Johnny Depp'in tüm filmlerini önerebilirim. Johnny Depp hayranı olduğum için. Başka da aklıma gelmiyor açıkçası. Sinema salonuna gitmeyi özledin mi? Ya evet, sinema salonuna gidip aslında şeyi özledim. Hunharca mısır yiyip kola içmeyi falan özledim. Ve tabii ki o atmosferde arkadaşlarınla birlikte veya ailenle birlikte o filmi izlemeyi çok özledim tabii ki. 2020 Oscar adaylarından favori filmin hangisiydi peki? Benim favori aslında şöyle. Hepsinin benim için ayrı yeri vardı bu arada. Parazit çok değişik bir filmdi bence. Çok güzeldi. Jojo Rabbit vardı. Ben Jojo Rabbit'i çok seviyorum. Orada oynayan çocuklar falan aman Allah'ım. O bir tane şişko gözlüklü falan en yakın arkadaşını oynuyor. Ya inanılmazdı benim için. Bu arada ben tamamen böyle şeyim. O çocukların o sempati ve o ilişkilerini gördükçe o filme karşı daha sempati duyuyorum açıkçası. Onu söyleyebilirim. 1917'de çok güzel, uzun soluklu ve tek planlı, hani dakikalarca tek plan sahnesiyle inanılmaz konuşturulacak hakkını vermiş filmlerdendi bence. Her film için aslında ayrı ayrı bir şeyler söyleyebilirim ama tabii ki en çok hani beni etkileyen Parazit'tir. Joker'i de tabii unutmamak lazım. Okay, Günün her saati yapabilirim dediğin bir spor var mı? Uyumak sen diyormuş. Gençliğinde sporla da ilgileniyordun diye biliyorum. Evet, ben ayak tenisi oynamayı çok seviyorum.
hayatımda her dakika ayak tenisi oynayabilirim. Her dakika yani. Hani şu an bile şu halimle ile oynayalım de. Hani hiç yerde hani bir sadece şöyle bir bakarım cam var mı diye. Cam yoksa direkt oynarım. Yalın ayak falan çok sevdiğim bir şey yani. Peki en çok kiminle oynarsın ayakta? Abimle oynarım. Abimin arkadaşlarıyla. Bizim yazlık bir Erdek'te yazlığımız var. Erdek'te zaten bir tayfam var bununla ilgili. Erkeklerden oluşuyor. Çünkü genelde kadınların oynadığı ve sevdiği bir spor dalı değil. Bu yüzden de kendimi böyle inanılmaz şu saçımı toplarım buradan. Otun hadi oynayalım falan. Hani yanımdan geçen insanlar belki Hercai'nin fanıdır ya da Hercai'yi çok izleyen kitledir bilmiyorum. Ama o kadar benim o yaren olmadığımı görüyorlar ve hani şey oluyorlar. Bu kız bir şey olup yok ya o asla olamaz falan deyip geçiyorlar. Çünkü hani oradaki içimdeki başka bir karakter çıkıyor. Hani hiç yarenle hem alakalı değilim hem de tip olarak da değilim. O yüzden de hiç vazgeçemeyeceğim bir spor ya. Peki böyle skora falan itiraz ettiğin olur mu? Ben çok çirkefim. Çok çirkefim. Yani o yüzden de genelde abim sonuçta aynı eve girdiğim insan olduğu için abim. Genelde de abimle takım da birlikte oynamayı çalışıyorum. Çünkü rakip olursak onun eve yansıması var. Oluyor. O yüzden de tuzu ver sen al falan diyen o yüzden de biz birlikte oynayalım. Karşımızda insanlar olsun. Şimdi kısa ve eğlenceli sorularımıza geçeceğim. Hazırsan olabildiğince net ve hızlı cevaplar istiyorum senden. Hiç arkadaşlık sitesine veya bir aplikasyonla üye oldun Hiç mu? Olmadı. Ünlülüğünü kullanarak hallettiğin işler oluyor mu? Mesela oldu. Devlet dairesinde sıranı öne çekmek olur, bir kafeye gittiğinde böyle en güzel yeri kapmak olur. Ya öyle değil ama hani aslında şöyle şeyler yaptığım oldu tabii. Hani çok istiyorum ve kendim için yapmam ama annemlerle gidiyorsam veya bir şeyse hani değer verdiğim bir insanı götürüyorsam muhakkak o kişi için çok iyi bir yer isterim. Bunun için de bazen şey yapabiliyorum. Ben ilahi falan. Bazen hiç tanımıyorlar da çok kötü oluyor. Falan diyor işte hani Hercai hani içim yok falan hani çok üzücü durumlar da oluyor ama tabii ki bazen kullandığım çok oluyor. Veya gitmek istediğim rezervasyon ya da herhangi bir konserde bile bazen bunu kullandığım oluyor tabii ki. Sosyal medyada fake hesabın var mı? Var. Kız arkadaşlarımda bir fake hesabımız var. Oradan böyle merak ettiğin ünlülerimi takip ediyorsun. Yok ya öyle bir şeyimiz yok aslında. Sadece fake hesap açmıştık yani bunu çok önceden konuşup bence bir fake hesabımız olmalı demiştik. Ama bunun sebebinin neden olduğunu da bilmiyorum. Bir fake hesabımız duruyor. Ama hani kullanıyor muyuz dersek hiçbirimiz de kullanmıyoruzdur. Kendi hesabından böyle stalklarken yanlışlıkla beğendiğin bir fotoğraf falan. Tabii canım oluyor. Yani çok alakasız hani arkadaşımın annesinin fotoğrafını bile beğenmişliğim olabiliyor. Çünkü hani bakarken gayri ihtiyar bir hani şey benim parmaklarımın tombişliğine basabiliyorum fark etmeden açıkçası yani sonra şöyle yolluyorum. Ah şimdi be. Çık hadi. Hemen geri alıyor hemen musun? Hemen alıyorum. Yani bugün daha oldu. Bugün sabah beni takip edenleri gördüm. İşte takip edenler hani böyle sadece hani kimler diye bakarken birini takip ettim mesela Allah dedim yani hani karşımdaki kişi bunu gördüğünde çünkü beni takip etti hani onu da çıkıyorsun ya çünkü ne kadar geri alsan da onu da çıkıyor oluyorsun. Onun küçük anlık şeylerini yaşıyorum bazen. Fotojenik olduğunu düşünüyor musun? Ya ben düşünmüyorum yani daha doğrusu neye göre fotojenik olması gerektiğini bilmiyorum. Sadece bir insanın fotojenik olmasını şununla eşleştirebilirim ben. Gülen her insan bence fotojenik oluyor çünkü en doğal hali olduğuna inanıyorum. En samimi hali olduğuna inanıyorum. Estetiğin var mı? Yok. Deyip hiç kıpırdayamasam ya yok. Kaldı. Aynen. Ya onlar bir şey değil falan. Kalabalık bir semtte rahatça yürüyebiliyor musun? Tabii canım hiç öyle şeylerim yok ya. Ben her yerde çok rahat bir şekilde yürüyorum. Çok böyle popülerite olarak çekelim. Hiç öyle şeyler yok ya. Bir de hani bunu zaten tabii ki yapmaları kadar doğal bir şey yok. Ben bile benim çok beğendiğim bir oyuncu görsem, birini görsem daha doğrusu onunla da fotoğraf çektirmek isterim. Hani hiç böyle rahatsızlık duyduğum bir yer olmadı. En çok bu tabii ki Mardin veya hani Güneydoğu tarafında daha çok oluyor. Çünkü o bölgenin yani insanları sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmıyor. Bizim hani dizimizi daha fazla izleyip şeyler. Sonuçta o kültüre hakimler. Bu yüzden de aslında onlarla daha fazla böyle bir durumumuz oluyor. İstanbul'da özellikle şu halimle hani çok tanıyan olmuyor açıkçası. Ki okulda popüler miydin, ezik miydin? Ezik kelimesi nasıl bir şey bilmiyorum. Ama ya hiçbir zaman ben zaten böyle sessiz sakin bir kız olamadım. O yüzden de insan ilişkilerim de hep çok iyiydi. Bu yüzden de eğer bir kategoriye sokmamız gerekiyorsa popüler diyebilirim. Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 yemek ne olurdu? Aslında benim yeme ihtiyacım yok çünkü ben çiğ her şeyi yiyorum. O yüzden ben orada çiğ balığı falan da yerim. Oradaki deniz canlılarına hiç sıkıntı yok yani ya da oradaki hayvanları. Ama herhalde almak isteyeceğim şey bir meyveler olur. Yani
meyve çok seviyorum. Hani bunu bir çeşitlendirmek gerekiyor mu bilmiyorum ama meyvelerden alabileceğim herhangi bir şey. Özellikle kırmızı meyveler çok okey. Sıcak havalarda en güzeli o gidiyor çünkü. Karpuz falan. makarna işte. Daha doğrusu mantı isterdim. Yoğurtlu sarımsaklı ama tabii ki olacak. Onlar hani o leş kokacağım orada da. Bir de herhalde sushi isterdim ama yani böyle çiğden tut, tüm pirinçli her şeyine kadar isterdim herhalde. Ki yarısında çıktığın bir film oldu mu? Hayır. Yani çok istediğim oldu. Hani bence çıkmalıyım artık dediğim ama bir ne olursa olsun oraya bir saygı var. Sonuçta ben de bu işi yapıyorum özellikle. O işin sonuna kadar hakkı olsa da olmasa da izlemem gerektiğini düşünüp kaldım. Depresyona girince ne yaparsın? Ben depresyona giremiyorum. Yani şöyle bir şey, depresyona girdiğimde zaten ya ailemle ya da arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ederim. Birazcık tabii ki kendi kabuğuma çekilirim. Odamda olmaya, yalnız kalmaya ihtiyacım olur ama bu maksimum bir gündür. Sonra ben direkt arkadaşlarımla birlikte o süreci çok çabuk atlatan bir insanım. Yani tek başıma da olsam atlatıyorum. Çünkü depresyon kavramını açıkçası çok ciddi bir şekilde hiç girdiğimi düşünmüyorum. O yüzden söyleyebilirim. İzlediğin ama başkalarına söylemekten utandığın bir dizi film var mı? Böyle fanı olduğun ama gerçekten böyle aslında böyle çokça sevilmeyen. Ya aslında öyle bir yok. Sadece insanların bilmediği veya ben birazcık daha şey de izleyebiliyorum. 90'lar yani 90'ların şeylerini izlediğimde ya da dizilerini izlediğimde, çizgi filmlerini izlediğimde çok zevk alıyorum. Çünkü kendi çocukluğuma dönüyorum. Bu yüzden de South Park, Simpsons hala benim vazgeçemediğim dizilerdendir. Ya da Beavis and Butthead diye bir değişik tatlı bir ikili var. Onlar da benim vazgeçemediğim gruplardandır çizgi film tadında. Peki ömrünün sonuna kadar bıkmadan dinleyeceğin bir şarkı var mı? Yaşandı bitti saygısızca. Çünkü inanılmaz bana garip bir şekilde enerji veriyor şarkı. Yani çok komik aslında. Yani komik derken aslında çok doğru bir şey. Bazı şeyler hani yaşanıp bitiyor ve çok saygısızca özellikle son zamanlarda dönemimiz böyle. Fakat nedense o şarkı bana böyle Rocky gibi hissettiriyor kendimi. Yaşandı bitti falan hani öyle. O yüzden bunu her zaman dinleyip izleyebilirim yani. Sana söylenen hangi hitap şekli en çok hoşuna gidiyor ve kim tarafından söyleniyor? Abim tarafından. Abim bana hiçbir zaman adımla hitap etmez çünkü. Neden böyle bilmiyorum. Hani şey İlyas der bana. İlbert der, İlla der, İl der. Hani asla İlay demez ama onun bana bu kelimeleri söylemesi inanılmaz hoşuma gidiyor. Çünkü kendimi hani çok tatlı ve özel hissediyorum nedense. Peki hatersana iletmek istediğim mesajı tam böyle şuraya bakarak alabilir miyim? Öncelikle teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için eğer benden nefret ediyorsanız da yani haterslarım benden tabii ki haline nefret ediyor oluyorlar. Demek ki bir işi biraz da olsa doğru yapıyorum ki benden nefret ediyorsunuz. Çünkü hani Yaren karakteri ve İlay karakteri çok farklı iki insan, iki karakter. Ve sonuçta haterslarım olmanıza rağmen bizi izlediğiniz için de tüm karakterler adına teşekkür edebilirim Herzai dizisi olarak. YouTube'da en son ne aradın? Hatırlıyor musun? Evet, YouTube'da en son şey aradım ya. İşte dediğim gibi ben Beavis and Butthead diye bir programı işte çizgi filmi izlediğim için onun şeylerini aramıştım oradan izlemek ve dinlemek için. Sadece odur herhalde. Hayat motton nedir? Hayat mottom şu Nietzsche'nin de dediği gibi aslında. Öldürmeyen şey, öldürmeyen acı güçlendirir. Ben buna çok inanıyorum. Ne kadar bazen düşsek de o düştüğümüz yerden kalkmamız daha güçlü bir şekilde olduğuna inanıyorum aslında. Bir de şuna inanıyorum. Hayatın bir bumerang gibi olduğuna inanırım. Nasıl atarsan, nasıl hayatta öyle davranırsan sana öyle geliyor. O yüzden de Eden Bulur'a da inanırım açıkçası. Tarihte bulunmak, şahitlik etmek istediğin bir zaman dilimi var mı? Var. Elizabeth Shakespeare dönemi açıkçası. Çünkü Shakespeare'e ben çok hayrandım işte ve onların döneminde olmak, hani Rönesans'ın yaşandığı süreçlerin hepsinde bir arada olmak, hani tüm faaliyetlerin, tüm sanata dair her şeyin aslında çok ciddi etkilere, noktalara ulaştığı bir zaman dilimi olduğu için çok isterdim. En sık kullandığın emoji nedir WhatsApp'ta? En sık kullandığım emoji hani böyle dil çıkartma hani. Bir şey olduğunda çünkü bazen hani şaka yapıyorum ama ya da insanlar bunu anlayamayabiliyor ya da hani hemen ben şaka olduğunu anlamışım. Hani şaka şaka. O yüzden olur herhalde. İlay Erkek'in emlerine geçmek istiyorum tamam. Şimdi. Seni en çok sinirlendiren şey nedir? Salak yerine konulmak. Bence bunu herkes sevmez ya. Salak yerine konulmak istemem. Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi bugüne kadar?
hep kötü şeyler alıyorum ama sağ olsunlar hep alıyorum yani. Ama bir tanesi işte şey demiş, işte beni görüyor işte fotoğrafımın altına, işte inanmıyorum ikiz kardeşiniz size çok benziyor yazmış. Hani ikiz kardeşim koyduğumu sanmış hani fotoğraf olarak ama ne alaka falan. Çünkü o hani ekranda biraz daha kilolu çıkabiliyorum ya. O kilolu evet. Halimi koyunca ikiz kardeşiniz size çok benziyor demiş. Hani o daha kilolu, bu daha zayıf olarak. Kendince bir evet, evet, evet. Peki DM'lerine hiç bakar mısın? Hep bakarım bu arada. Hep bakarım. Fix. Yani çünkü hani bu şeyle alakalı değil. Yani çok boşum ya da çok doluyum, bakamıyorum değil benim için. Ben yaptığım işten dolayı, özellikle oynadığım karakterden dolayı insanların söyledikleri şeylere dikkat ederim. Hı-hı. Bu sahneyi nasıl oynamışım? Koyduğum hikayeye karşı yorumlar ne? Hı-hı. İyi kötü koyduğum fotoğrafın yorumlarına merak edip bakarım. Sonuçta o kişiler sayesinde siz buradasınız ve var oluyorsunuz sonuçta. Bu yüzden de dikkat etmek gerekiyor sonuçta diye kesinlikle düşünüyorum. Geri dönüşlere bakmak kesinlikle gerekiyor. Bugüne kadarki en kötü date'ın ne? En kötü date'ım diye bir anım olmadı açıkçası yani. Benim çok şükür şöyle bir şanssızlığım olmadı açıkçası. Süper. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? Gün içinde en çok kullandığım hayda'dır herhalde yani. Ben biraz hani o kelimeyi çok kullanıyorum. Bir şey olduğunda bir aksilik falan hayda abicim olmaz falan gibi hayda'dır. Hayatındaki en büyük hatan nedir? En büyük hatam çok sabırlıyım. Sabırlı olmak da bence bir yerden sonra benim için hata oluyor. Çünkü kendinden ödün vermeye başlıyorsun sabırlı olup. Aman dur biraz daha toparlarım belki. Aman şöyle derken kendine zarar veriyorsun. O yüzden de en büyük hatam sabırlı olmam. İstanbul'da en sevdiğin semt ve favori mekanın hangisi? Normalde İstanbul'da en sevdiğim semt değil. Denizi gördüğüm her yer benim için çok özel ve çok güzel. Ama en çok sevdiklerim arasında hani en dersek Arnavutköy Bebek tarafını çok severim. Orada da gittiğim zaten bizim balıkçı İrfan abi var. Hani her Arnavutköy'e gittiğimde tabii ki onun oradayımdır. Çok severim çünkü. Kendimi onun yanında yani onun mekanında çok daha rahat hissediyorum. Bir de Emirgan'da gittiğim bir yer vardır. O da yine denize karşı. Bir de orayı söyleyebilirim herhalde. Çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim? Yani Zafer Algöz aslında çok keyif aldığım biridir bu arada oyunculuk anlamında. Ama Gülçin Atağan da diyebilirim. Annem oynuyor şu an kendisi. İçinde yer almaktan en çok mutluluk duyduğun proje hangisiydi bugüne kadar? Hepsinin kendince ayrı bir şeyi vardı. Şu an tabii ki Herzai'deyim. Herzai çok uzun soluklu gidiyor ve onunla birlikte daha fazla karakterimi tanıma imkanım olduğu için açıkçası bu karakterimi de çok seviyorum. Ergenlikte böyle ailenle zıtlaşıp da böyle saçma bir şey yaptın mı? Saçma bir şeyden kastım şu oluyordu. Atar yapmaksa işte iki şeyim vardı. Bir, küçükken abim bana şeyi öğretmiş. İşte annem baban sana istemediğin bir şey yapıyorsa kafanı yere vur. Annemle babamlar benim istemediğim bir şey yaptığında kafam dan yere vuruyormuşum ve hiçbir reaksiyon alamıyormuşum. Sonra kafam şiştiği için de durmak zorunda kalıyormuşum. Hani olmadı galiba bu yanlış bir taktik diye. Sonra bir de şey işte hani sonuçta filmlerde izliyoruz ya tadı kaçınca kız masadan kalkıp gider falan filan. Ben de bir kere onu yaptım. Bir gün boyunca bana yemek verilmedi. Cezalandırıldım. Sonra dedim ki böyle olmuyormuş bir bu işler. Yapmayayım. Bir daha hiç öyle şeylere girmedim. En beğendiğin böyle yerli yabancı aktör, aktris bir iki isim alsak senden. Haluk Bilginer tabii ki. Demet Evgar'ı söyleyebilirim. Natalie Portman'ı söyleyebilirim. Johnny Depp'i söyleyebilirim. Ve Margot Robbie'yi de çok beğeniyorum. Özellikle son zamanlarda çok iyi çıkış yaptığını düşünüyorum. En güçlü ve en zayıf yönün sence nedir? En güçlü yönüm de en şeyimde aslında insanları ben birazcık şey başlatıyorum. Değer olarak annemin de bana her zaman söylediği şudur. Hani bir insanı tanıma sürecin olmalı. Ben bir insana hemen yüzle başlayabiliyorum. Çünkü kendim gibi görmeye çalışıyorum insanları. Ve bu yüzden de en güzel yönüm bu. Çünkü şu anlamda ben sıcak olduğum için insanlarla sıcak olduğum için bir şekilde tatlı bir ilişkimiz oluyor. Arkadaşlık ilişkisi de. Ama herkesi kendim gibi yorumladığım için bazen hiç zarar vermeyecek bir insan dediğimde de zarara uğruyorum. Evet. Aslında iki aynı taraftan şey. Da bu. Evet. Evet. En çok ne için para harcarsın? Yemek. Yemek için harcarım. Bir de tabii ki hani hani işte değer verdiğim insanları mutlu edebilecek neyse onlar için de her şeyi yaparım. Her şeyi harcayabilirim. En son hangi duruma böyle delirecek kadar çok kızdın? Özgürlüğümü kısıtlandığımı ya da kısıtlanabileceğimi hissettiğim zaman
takipçileri. Geliyorum evet. İlay'ın bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı böyle takipçilerini şaşırtacak nesi var? Ben çiğ yiyorum her şeyi. Çiğ et yiyorum. Çiğ balık yiyorum. Ama hani bu şey değil. Hani bildiğin sushi değil. Gidiyorum denizdeyiz mesela. Ben balıkçıda da çalıştım. Gidip denizden balığı çıkartıp kafasını kopartıp onu temizlemesini biliyorum. 3 dakikada yiyebilirim yani. Her balığı yemem. Heni bular amak kala diyorsun. Efendim? Heni bular amak kala. Gerçekten ama yani evet. Ve mesela kasap. Çocukken ben kasap olmak istiyordum. Herkesin bir hayali vardır. Benim kasap. Hani ondan sonra ve böyle kasap amcalara gidip hatta benim için hiçbir zaman onlar kasap değil hep kasapçıydı bu arada. Hani kasapçı amca, kasapçı amca ne? Hani ondan sonra kasaba gidip o et reyonunda böyle aşk yaşardım hani onlarla. Ve mesela biz bir et alırken ya da ben bir et alacaksam eti bir parça keser yerim. Bir parça derken küçük bir parça değil. Yani bildiğim bir parça yiyorum falan böyle. Ya da kıymayı mesela çiğ kıymayı yerim. Ona göre harcını yaparım falan. Seviyorum ya. Hamuru da çiğ seviyorum. Ben çiğ yiyorum genelde. O yüzden çok masraflı değilim aileme. Bugün Hercai'nin yarını İlay Erkök'le beraberdik. Gerçekten sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla hatta ondan daha fazla enerjik ve eğlenceli bir karakterle karşılaştık. Çok teşekkür ediyoruz İlay katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki projelerinde yine bir araya gelmek ümidiyle inşallah. Kesinlikle.